insan neslinin tükenmesi, insan türünün hayatta kalması için hipotezlerden biridir. İnsan nesli popüler kültürlerde, çeşitli dinlerde ve bilimsel olarak dahil olmak çeşitli şekillerde tartışılmıştır. İnsanlar farklı çevre koşullarında, büyük ölçekte çeşitlilikte yaşayıp zor koşullarda hayatta kalabiliyorlar. Bu nedenle insan nesli tükenme hipotezinde tüm gezegen yok edilmesi ve yaşanmaz olması gerekir ki böylece hiç kimse yaşayamaz. İnsan neslinin tükenmesi yakın gelecekte 3 şekilde incelenebilir. 1. Nükleer bombaların sebebiyle dünyanın yok olması. Yakında dünyayı yok etmek için ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş, Soğuk Savaş'tan bu yana azaldı. Ancak kazara veya kasıtlı bir nükleer savaş riski henüz ortadan kalkmadı. Bazıları önümüzdeki 100 yılda bile %10'luk bir nükleer savaş riskini göz önünde bulunduruyor. Savaş bir kış yaratacak ve bir nükleer savaşta nükleer donmanın etkisiyle ozon tabakası yok edilecek. İkinci hipotez, kötü hava koşulları nedeniyle insan tükendi. Buz devri, büyük kasırgalar veya çok büyük aktif volkanlar gibi kötü hava koşulları ve doğal faktörleri dünyayı yok etmeye sonuç olarak insan neslini tehdit eder. Kendi içlerinde insanlık için sorun yaratan volkanlar ve herhangi bir volkan binlerce kilometre küp lav ve kül içerebilir. Tehlike toz parçacıklarının üst atmosfere ulaşmasıdır. Eğer bu büyük ölçekte olursa bu parçacıklar güneş ışığını emecek ve volkanlık bir kış yaratacaktır. İnsan neslini tehdit eden bir başka nedeni bulaşıcı hastalıklar. Bu durum içinde sadece az sayıda insanın yaşayabileceği mümkün. Ölümcül ve oldukça bulaşıcı bir hastalığın yayılması için gerekli olan tüm faktörler şu anda mevcuttur. Tedavi edilmez Ebola, yaklaşık %100 ölümcül Kuduz, oldukça bulaşıcı soyuk ve COVID-19 ve uzun enfeksiyon süresi HIV. Tüm bu yetenekler bir organı biriktirirse, grip virüsü gibi diğer virüs türlerinin bazı özelliklerini içerebildiği için tıp bilgi ve teknoloji ilerlemelere rağmen ölüm şaşırtıcı olacaktır. Siyahet kolaylığı ve nüfus yoğunluğu geçmişte olduğundan daha fazla enfeksiyon yaymayı mümkün kılmıştır. Bahsedilen uç vakanın diğer faktörlerden daha fazla gerçekleşmenin olasılığı var. Ancak yere büyük bir asteroid çarpmak veya biyolojik manipülasyon gibi faktörleri göz ardı etmemeliyiz.